yayınımız İşitme Engelliler Haber Bülteni ile devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök hakkında toplam 11 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve CHP Ankara Milletvekili Gök hakkında Cumhurbaşkanına hakaret, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak suçlarını içeren toplam 11 fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı. Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle hakkında 799 fezleke bulunan 152 milletvekili için yeni bir süreç başlamıştı. Dokunulmazlıkların kaldırılması istemiyle biri bağımsız 57 CHP, 55 HDP, 29 AK Parti, 10 MHP olmak üzere toplam 152 milletvekili hakkında fezleke yer alıyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 asker yaralandı. Olay Şemdinli ilçesi yakınlarında askeri aracın geçişi sırasında meydana geldi. Patlamada yaralanan 3 asker Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Van'ın Gevaş ilçesinde de dün akşam saatlerinde polis aracının geçişi esnasında teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ikisi ağır, 6 polis memuru yaralandı. Yaralılar Van'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'e sürpriz bir ziyaret yaparak askerlerle iftara katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi programında bulunmamasına rağmen Mardin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la uçakla Mardin Havaalanı'na gitti. Cumhurbaşkanı buradan karayoluyla Mardin'le Kızıltepe ilçesi arasındaki 70. Mekanize Tugay Komutanlığı Sayın Kışlası'na geçti. İftar öncesi Erdoğan Tugay Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komutanlarla birlikte askerlerle iftar yemeğine katıldı. Bu ülke 79 milyonuyla tek millettir. Bizi bölmek isteyenlere biz fırsat vermeyeceğiz. İki, tek bayrak dedik. Bizim bayrağımızın karşısına hangi paçavrayı çıkarırlarsa çıkarsınlar, onlar paçavralarıyla yok olup giderler. Ama bizim bayrağımız bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyerek bu yola çıktık. Böyle de bu yolda devam edeceğiz. Ve onun için üçüncüsü de tek vatan. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Bu vatanı bölmeye bunların gücü yetmeyecektir. Ve bu mücadelede son adım tek devlet. Devletimizin içinde bir devlet asla kabul etmeyiz. Tek devletimiz var, o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Cumhurbaşkanı iftar sonrasında asker aileleriyle de telefonla görüştü. Beyefendiyle burada beraberiz şimdi sabah iftarda. İşsizlik Mart ayında azaldı. İşsizlik oranı %10,1 seviyesine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı bugün. İşsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan düştü, %10,1 oldu. İşsiz sayısı 46 bin kişi azaldı, 3 milyon 23 bin kişi olarak açıklandı. Tarım dışı ve genç işsizlik oranlarında da azalış gözlendi. İstihdam edilenlerin sayısı 26 milyon 993 bin kişiye yükseldi. Gazeteci yazar Hakkı Devrim hayatını kaybetti. Vefat haberini oğlu Serdar Devrim duyurdu. Serdar Devrim babasının saat 10 sularında hayatını kaybettiğini açıkladı. 1929'da Eskişehir'de doğan Hakkı Devrim sırasıyla Kabataş Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
1950'de İstanbul Radyosu'na giren devrim, gazeteciliğe 1952 yılında Son Saat gazetesinde başladı. Meydan Larousse Ansiklopedisi'nin genel yayın müdürlüğünü yapan devrim, pek çok gazetede köşe yazdı ve televizyonda program sundu. 87 yaşında hayatını kaybeden Hakkı Devrim, özellikle Türkçenin doğru kullanımına ilişkin Türkiye'de önde gelen isimlerden biriydi. İstanbul'daki evinde vefat eden Hakkı Devrim'in naaşı yarın öğle vakti Kilios mezarlığında toprağa verilecek. LYS soruları Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun hazırlandı. Hafta sonu yapılacak olan lisans yerleştirme sınavı öncesi ÖSYM Başkanı Ömer Demir önemli açıklamalarda bulundu. Demir adaylara sınavla ilgili ipuçları verdi. Üniversiteye giriş maratonu devam ediyor. YGS'de başarı sağlayan adaylar şimdi de lisans yerleştirme sınavında ter dökecek. Sınav öncesi ÖSYM Başkanı Ömer Demir adaylara ipucu verdi. Demir, soruların Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun hazırlandığının altını çizdi. 2016 LYS'de adayların görmediği konudan soru çıkmasının söz konusu olmadığını belirten Demir, adaylarımız müsterih olsun dedi. Ömer Demir, süre kullanımı konusunda da adayları uyardı. Bir tek sorunun bile başarı sıralaması için önemli olduğuna dikkat çeken ÖSYM Başkanı, süre bitiminde adayların kitapçıklarını kapatarak kural ihlali yapmamalarını istedi. Kural ihlali sebebiyle 2015 yılında 832, 2016 yılında ise şu ana kadar 117 adayın sınavı iptal edildi. Sınavda açık uçlu soru sorulmayacağını söyleyen Demir, sınavın önceki yıllardakiyle aynı şekilde uygulanacağını duyurdu. ÖSYM Başkanlığı sınavlarda denetimi de sıkı tutuyor. 2015 yılında başlayan sınav gözlemcisi uygulaması LYS'de de devam edecek. Gözlemciler 81 ilde sınava tıpkı adaylar gibi girecek. Görevliler sınavın organizasyonunu baştan sona izleyecek. Sınav sonrasında yapılan gözlemler rapor halinde en geç 2 gün içinde ÖSYM'ye ulaştırılacak. LYS 18-19 ve 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacak. Haziran ortasında gelen yağış Zonguldak'ta hayatı felç etti. Rögarlar taştı, trafik aksadı. Yağışların bir süre daha devam edeceği tahmin ediyor. Gece saatlerinde başlayan yağmur Zonguldak'ta hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası rögarlar taştı, sokak ve caddeleri su bastı. Atatürk Devlet Hastanesi ve Kozlu Sahil yolundaki bazı araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Yolda kalan sürücülerin yardımına belediye ekipleri yetişti. Kentte etkili olan yağışın bir süre daha devam edeceği tahmin ediliyor. Evinde koruma altındaki yabani orkide bulunan kişiye ağır para cezası. Samsun'un Kabak ilçesinde evinde kurutulmuş yabani orkide bulunan bir kişiye 40 bin lira para cezası verildi. Kabak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Sıralı Mahallesi'ndeki bir kişinin bahçesinde arama yaptı. Bahçede bir poşet içerisinde kurutulmuş yabani orkide bulunması üzerine Samsun Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. 6 kilo 320 gram olduğu belirlenen yabani orkideyi ormanlık alandan topladığını ve kendisinin kuruttuğunu söyleyen kişiye çevre kanunu gereği 40 bin lira para cezası kesildi. Nesli tehlikesi altındaki yabani bitki ve hayvan türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmeye göre koruma altında bulunan yabani orkide bitkisinin toplanmasına izin verilmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da bir grup huzurevi sakinine Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nde bir iftar daveti verdi. Huzurevleriyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan yaşlılar, Emine Erdoğan'ın davetine katılmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Emine Erdoğan davette, "Sizlerin tecrübesi toplumumuzun en değerli sermayesidir. Sizlerin birikimini gençlerin enerjisiyle birleştirebilirsek gelecekte daha güçlü olacağımıza inanıyorum," dedi. Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğinin altına çizen Emine Erdoğan, terör saldırılarında şehit olan vatandaşlar için duaya davet etti, ailelerine sabırlar diledi. Program sonunda Emine Erdoğan, huzurevi sakinlerine hediyeler takdim etti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde büyük balık avı yarışması yapıldı. 65 amatör balıkçının katıldığı yarışmada 1 kilo 100 gramlık balık tutan yarışmacı birinci oldu. Çok güzel. Bravo. Oltalar hazır, karides yemler kovada. Kafalarında dikenli, kendilerini korumak için dikenleri var. Bira bismillah dediler, denize açıldılar. Amatör balıkçılar 3 tur teknesiyle en büyük balığı tutmak üzere yola çıktı. Hedef antenli mercan, sinarit, tranca gibi değerli balıklardan yakalamaktı. İşte bu be. Kuşadası'ndaki büyük balık avı yarışmasına ilgi büyüktü. Türkiye'nin dört bir yanından 3000 amatör balıkçı başvurdu, 65'i yarışmaya kabul edildi. Maşallah maşallah. Çok güzel. Bravo. Tamamen amatör ruhla yarışıyorum. Herhangi bir iddiam yok. 40 yıllık bir amatör balıkçı olarak büyük bir zevkle ortalama her sene katılıyorum. Tutulan balıkların ağırlıkları tek tek ölçüldü. Yarışmada birinciliği 1 kilo 100 gramlık antenli mercan tutan Berhan Berki kazandı. Balık avı biraz şans, biraz da elinizden geldiği kadar bilmekle alakalı. Benim bugün şansım yaver gitti. Teslim ediyor. 10'lar birbirinden ayrılmayan 4 sevimli su samuru. Dalton kardeşler adı verilen su samurları normalinden çok daha küçük. Cüce samurlar Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini sevimli hareketleriyle mest ediyor. Birbirlerini suya itiyor, küçük çocuklar gibi eğleniyorlar. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki cüce su samurları sevimli halleriyle ziyaretçilere eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Normalinden oldukça kısa olan cüce su samurlarının boyları yaklaşık 40 santimetre. İlgi odağı olan 4 cüce su samuru 6 ay önce hayvanat bahçesine getirildi. Bunları Güney Amerika'dan getirdik. Bu hayvanlar çok hareketliler ve oyunu seven hayvanlar. Birbirlerine hiç ayrılmıyorlar. Biz de bunlara Dalton kardeşler ismini taktık. Suda ve karada çok fazla oyunu seven, birbirleriyle sürekli oynayan birer hayvanlar bunlar. Sürekli bir arada bulunan Dalton kardeşler da buldukları kapak veya taşları oyun için kullanıyor. Günün 18-20 saatini sürekli suda oynayarak ve kütükler arasında gidip gelmekle geçiriyorlar. Akrobatik hareketleri çok fazla olduğu için özellikle suyun altına dalarak tekrar suyun içine çıkıyor ve sürekli bir hareket halindedirler. Bir yandan kendileri eğlenen samurlar izleyenlere de hoşça vakit geçirtiyor. Sürekli akrobasi hareketleri yapıyorlar. Çok hoşumuza gitti. Ben bu hayvanı çok sevdim. Bu haberle birlikte bültenimizin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bülten saat 17.30'da ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.